İstanbul Boğazı'nda eski balıkçı gırgırlarının yerini alan endüstriyel balık avı tekneleri sürdürülebilir avcılığı tehdit ediyor değerli izleyiciler. Devletten alınan kredi ve teşviklerle denize açılan endüstriyel teknelere İstanbul Boğazı'ndaki balık kapasitesi yetmiyor. Hal böyle olunca Kocaeli ve Tekirdağ'daki balıkçıların ağları boş kalıyor. Peki tüm bu bilgilerin ışığında balıkçılık sektörü nereye gidiyor? Haberimizi de izleyelim. Türkiye'nin denizlerinde avlanan balık miktarı her geçen gün azalıyor. Hal böyle olunca balıkçılar tek bir balığı bile kaçırmak istemiyor. Özellikle Marmara Denizi'nin İstanbul Boğazı'nda. Seçme yeri! İstanbul Boğazı'nda bugüne kadar kullanılan balıkçı gırgırlarının yerini bu nedenle endüstriyel av tekneleri aldı. Yani teknelerdeki radar sistemleri en dipteki balık sürülerini dahi tespit ediyor. Önceki balık gırgırlarının yakaladığı balık miktarıyla yeni teknelerin yakaladığı balık miktarı mukayese dahi edilemiyor. Yüzlerce ton balığı rahatlıkla taşıyabilen bu büyük tekneler sürdürülebilir avcılığı tehdit ediyor. Özellikle Kireçburnu, Çayırbaşı ve Büyükdere açıklarına atılan ağlar bazen bir duvar gibi balık sürülerinin geçişini kapatıyor. Öyle ki bu tekneler 2022'de 3722 ton sadece lüfer avladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan endüstriyel balık avı aynı zamanda bir felaketin de habercisi. Zira balığın göç yoluna kurulan bu barikatlar tüm denizlerdeki balık bolluğunu olumsuz etkiliyor. Bu durum sürdürülebilir avcılık için bir sorun oluştursa da ortada kanunsuz hiçbir durum yok. Bizler de sorumlu bakanın başta olmak üzere hep birlikte her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Çünkü balık gerçekten bizler için çok çok farksız bir gıda. Devletten alınan kredi ve teşviklerle eski balık gırgırlarının yerini alan endüstriyel tekneler şimdi orantısız avcılığın sembolüne dönüşmüş durumda. Bu büyümelerin %80'i bir yandan tabii balıkçı da kazanıyor, kazanmıyor değil tabii. Buna devlet de vermiş olduğu kredilerle, teşviklerle katkıda bulunuyor. Ve bu önüne geçilmez bir büyüme devam ediyor. Bakalım nereye kadar bir devam edecek. Endüstriyel teknelerin gelişimini İstanbul Balık Üreticileri ve Su Ürünleri Kooperatifi eski başkanı İlyas Torlak özetliyor. Şimdi bunu tutup da bir şey konusu yapamayız şimdi. Bu duruma geldikten sonra artık bunu bir şikayet konusu her ne kadar yapsak bile bu kendi başına olan bir hadise değil, yasal olmayan yani bir hadise değil. Hepsi bunların devletin nezaretinde. Bu devletin politikası yani bu. Artık bunu böyle ne yapacağız bilmiyorum. Devam ettirmeye çalışacağız artık. Torlak, İstanbul Boğazı'nın endüstriyel teknelerin av kapasitesine yetmediğine dikkat çekiyor. Şimdi şöyle etkiliyor, av baskısı artıyor. Şimdi denizde şimdi kapasite belli. Tabii bunun üzerine bu kadar kapasitenin üzerine belli olan kapasitenin çok çok üzerinde bir av gücü oluştu şimdi. Artık ne oluyor? Sonuç olarak şöyle bir şey oluyor. Yetmiyor artık balık yetmiyor artık bu avcılık şeyine gücüne av kapasitesine av baskısına balık yetmiyor. Valla böyle bir kavganın içine devam ediyor bu sektör gidiyor işte bakalım ne olacak. Burada gördüğünüz tekneler endüstriyel balıkçı. Burada bunların kapasitesi yani alabildiği kadar. Yani onun bir ölçüsü yok. Yani ama iyi büyük bir kapasiteye sahiptir. Yani gecede yani 200-300 ton, 500 ton, 700 ton balık avlayabilecek kapasitede bir teşkilat bu yani. Durumun vehametini mikrofonumuzu uzattığımız bir balıkçı özetliyor. Evvelden bir ton kurşun vardı altlarında. Yani tas çevirdikleri ağın altında. Şimdi 20 ton var. Yani Tirol'dan bir farkları yok. Tirol da aynı. Birbirinden kapıları gelir. Bunlarınki de aynı. Tirol'un aldığı bütün balıkları alıyorlar. Şimdi kabahati biz Tirol'lara buluyoruz ama Tirol'larda değil yani kabahat herkese. Hal böyle olunca bu durum sadece İstanbul Boğazı'nı değil Marmara Denizi'nde kıyısı olan tüm kentleri etkiliyor. Balık daha boğaza girer girmez ağlara takılınca Kocaeli ve Tekirdağ'daki balıkçıların ağları boş kalıyor. Olmayan bir balığın nesi gelecek oraya? Boğazlardan girmeyen bir balığın neyi gelecek? Geçen sene böyle bir şikayeti olmuyordu ama bu sene şikayeti var. Niye? Balık yok. İstanbul Balık Üreticileri ve Su Ürünleri Kooperatifi eski başkanı İlyas Torlak'ın dediği gibi bu sezon çekilen ağlarda ne lüfer, ne palamut, ne de istavrit var. Mesela geçen seneki palamut
sirkülasyonu bu sene yok. Lüfer zaten keza her seneki gibi nazlı gelin, o istavrit sıkıntılı. Bir hamsiye kaldık. Şimdi sonuç olarak biz bu durumu buraya getirmişsek artık bundan sonra yani bunlara alışmak zorundayız yani. Olanı tutacağız, olmayanı olsun diye Allah'a açıp ellerimizi dua edeceğiz. Peki tüm bu bilgilerin ışığında balıkçılık nereye gidiyor? Biz de bunu biz birbirimize de soruyoruz. Bu şartlar altında bu iş nereye kadar gidecek? Fakat sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunları düşünürken yani çok umutsuz olduğundan bir anda bir bakıyorsunuz. Deniz balık dolu veriyor. Ondan sonra insanlar bu ne unutuyor. Balık çoğaldığı zaman sıkıntılar, sorunlar unutuluyor. Olmadığı zaman herkes birbirine kabahati atıyor yani.